Ve dahası içinde yaşadığımız dönemde ahir zamanın alametlerini birbiri ardında gerçekleşmektedir. Birazdan şahit olacağımız bu alametler farklı zamanlarda ayrı ayrı gerçekleşmiş olsalar belki sıradan olaylar olarak görülebilirler. Ancak çok sayıda alametin kısa bir zaman dilimi içinde ard arda gerçekleşmesi bir rastlantı olarak kabul edilemez. Asırlar önce tarif edilen olayların tam tarif edilen şekilde ve birbiri ardınca yaşanması Mehdi'nin gelişini kesin bir dille haber vermektedir. Fırat Nehri'nin durdurulması Mehdi'nin alametlerindendir. Türkiye'nin en büyük akarsuyu Fırat Nehri. Bu nehir 1975 yılında çok büyük bir olaya tanık oldu. Üzerinde inşa edilen 210 metre yüksekliğindeki devasa Keban Barajı Fırat'ın akışını kesti, diğer bir deyişle nehir durduruldu. Peygamberimizin hadisinde işaret edilen alamet gerçekleşmişti. Bu konuyla ilgili bir başka hadis şöyledir. Resulullah buyurdu ki, Fırat Nehri'nin suyu çekilip altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bu hazine üzerine kıtal vukuğa gelir. Her yüzden 99'u ölür. Kıtale iştirak eden her kişi yalnız ben kurtulacağım diye ümitlenir. Şimdi hadisteki bazı ifadeleri yakından inceleyelim. Fırat Nehri'nin suyu çekilip altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Hadis yorumcularının ortak kanaatlerine göre bu ifade Fırat Nehri'nin akışının durdurulmasıdır. Gerçekten de 1975 yılında inşa edilen Keban Barajı Fırat Nehri'nin suyunu keserek durdurmuştur. Altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet olamaz. İnşa edilen bu 210 metrelik dağ gibi baraj sayesinde elektriğin üretilmesi, toplanan suyun arazide kullanılarak toprağın veriminin artması ve ulaşım kolaylığının sağlanması gibi sebeplerle buradaki topraklar altın gibi kıymetli hale gelmiştir. GAP projesi olarak adlandırılan büyük kalkınma projesinin sonuçları bu gerçeği tüm açıklığıyla gözler önüne sermektedir. Bölge büyük bir ekonomik imkana kavuşmuş, gelir seviyesi artmış, işsizlik azalmıştır. Öte yandan çok yakın bir tarihte gazetelerin manşetlerine yansıyan bir haber, hadisteki ifadenin doğruluğunu kesin bir dille ortaya koymuştur. Habere göre özel bir teknoloji kullanılarak uzaydan çekilen fotoğraflarda Fırat Nehri'nin yatağında altın tepeleri bulunduğu ve suların çekilmesi durumunda bunların gözle görülür biçimde açığa çıkacağı tespit edilmiştir. Bu hazine üzerine kıtal vukuğa gelir. Kıtal, birçok kişinin ölümüne sebep olan kavga demektir. Bölgede uzun bir dönem yaşanmış olan yaygın anarşi ve terör sebebiyle oradaki toprak sahipleri
bölgedeki anarşinin zararına uğramışlardır. Hadisteki ifadeyle benzer biçimde çok sayıda insan hayatını kaybetmiştir. Kısacası hadisteki ifadeler bir bir ortaya çıkmış ve aynen işaret edildiği şekilde yaşanmıştır. Mehdi için iki alamet vardır ki Ramazan'da iki defa tutulma olacaktır. Güneş ve ay tutulmaları dünya tarihi boyunca defalarca yaşanmış son derece olağan fiziksel olaylardır. Ancak bu rivayetlerde belirtilen şekilde bir tutulmanın olması pek rastlanan bir durum değildir. İşte bu pek rastlanmayan durum yakın tarihte gerçekleşti. Hem de üst üste 2 yıl. ...1981 yılında yani Hicri 1401'de Ramazan ayının 15. günü ay, 29. günü de güneş tutuldu. ...1982 yılında ise yani Hicri 1402'de Ramazan ayının 14. günü ay, 28. günü de güneş tutuldu. Bu olayların Hz. Mehdi'nin diğer çıkış alametleriyle aynı dönemde meydana gelmesi ve Hicri 14. yüzyıl başlarında arka arkaya 2 yılda mucizevi bir tarzda tekrarlanması rivayetlerin işaretinin bu olaylar olabileceğini kuvvetlendirmektedir. Mehdi'nin çıkışından evvel her tarafı aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır. O yıldızın doğması güneş ve ay tutulmasından sonra olacaktır. ...1986 yılında yani Hicri 1406'da dünyamızın çok yakınından bir kuyruklu yıldız geçti. Halley. Hareket yönü bir başka hadiste belirtildiği gibi doğudan batıya doğruydu. Bu yıldızın doğuşunun Mehdi'nin diğer çıkış alametleriyle aynı zamanda meydana gelmesi, Halley kuyruklu yıldızının hadiste işaret edilen yıldız olduğunu doğrular niteliktedir. Tarih boyunca bu kuyruklu yıldızın geçtiği zamanlarda Müslümanlar açısından çok önemli sayılabilecek hadiseler meydana gelmiştir. Peygamberimizden aktarılan rivayetlere göre bu yıldız göründüğünde Hazreti Nuh kavmi helak olmuş, Hazreti İbrahim ateşe atılmış, Hazreti Musa ile mücadele eden Firavun ve kavmi yok edilmiştir. Halley'in ahir zamana rastlayan son geçişi ise hadislerde bildirildiği gibi bizlere Mehdi'nin çıkışını duyurmaktadır.